Kalk ayağa, abin geldi. Arkadaşlar, selamun aleyküm. TikTok, ayağa kalk, abin geldi. Ne güzel TikTok be. Kalp alayım, kalp alayım. Lan bu kadar mı özlediniz beni? Ben artık yokum ki dayı. Oo, Suat Fidan, Emir. Arkadaşlar selamünaleyküm. Merhabalar, merhabalar. Dört gündür, kaç gündür yapmıyorum? Kaç gündür yapmıyorum. O da benim şekerim TikTok. Selamun aleyküm. Lan özledim, özledim sizi. Kaç gündür yapmıyorum. Kişisel rekorumu kırdım. 4 ay. Hayır, seninkini sormadım 4 ay diye. 4 gün, 5 gün. 4 gündür yapmıyorum. Elim ayağım titriyor. Böyle bir şey asla olamaz gerçek hayatta. Asla. 4 gündür yapmıyorum. Ne yediğimi de sorun. Her şeyi sorun. Ne yedim, ne içtim siz yokken. Boğazımdan hiçbir şey geçmedi lan. Ne yiyebilirim ki siz yokken? Ne yiyebilirim? Ne yiyebilirim siz yokken? Devam etsin bu yemek yedim mi şakası. 1,5 sene daha devam etsin. 1,5 sene daha yazın. Koyayım. Dört gün oldu, 4 gün. Mükemmel bir program çektik Güllü'yle. Aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Sahne senin, çok güzel geçti. 4 bölüm bitti. Yener Çevik geldi sürpriz olarak. Orkestra geldi. 8 Kasım, 9 Kasım'da da var. Hayalimi yaşıyorum şu anda arkadaşlar. Çok şükür sayenizde. Sayenizde YouTube çok güzel gidiyor. Sahne senin çok güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim hepinize. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Herkes yolunda mı? Her şey iyi mi? TikTok'la alakalı bilmem gereken bir şey var mı? Var mı bilmem gereken bir şey? Bir sorun var mı? Her şey yerli yerinde mi? Ben de sizi çok seviyorum. PK'ya başlayacağım. Elim ayağım titriyor PK atmıyorum diye. Ben yokken izlenilebilir bir yayın yok diye düşünüyorum. Hala. Ne yazık ki. Keşke olsa. Hayat cesurları sever. Aslan kardeşim. Hayat cesurları sever. Var mı? Var mı? Peki özür diliyorum. Varmış. Kim var? Tornado. Evet. Tornado mu var? İsmail var. Engin Bey, ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de sizi seviyorum. Adene geçmiş olsun bu arada. Göte enfeksiyon kapmış, haberini aldım. Haberini aldım. İşte ben dedim arkadaşlar, çok oynarsan başına iş alırsın. Bizim hiç merakımız olmadı çok şükür. Allah korusun, geçmiş olsun. Ben dedim sana elletmeyeceğim fazla diye. Çünkü yer yapmıştır orası biraz. Ne yediğimi sonra söyleyeceğim, yayının sonunda. Yayının sonunda. Evet, ben de sizi çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Hazırsanız başlayacağım. Hazırsanız başlayacağım. Kim var kim yok bilmiyorum. Ne var ne yok bilmiyorum. Eski günlerdeki gibi tek bildiğim bir şey var arkadaşlar. Eski günlerdeki gibi iyi kötü çirkindik. Tek bildiğim şey bu. Marul yayında. Haberim var, hala yayında mı? Marul kendi sohbet etmek istiyor birazcık. Şu an PK yapmak istemiyor. Ona da mesaj atmadım bilerek. O biraz sohbet ediyordur şu an. Bakayım bir daha. Tamam, sohbet ediyor çocuk. Sohbet etsin. Sohbet ediyor arkadaşlar. Şu anda ben Marul'a çık benle PK yap diyemem. Çocuk sohbet ediyor. Biz eğlence yayınımızdayız. O şu an kafa dağıtma yayında. Memati önce kendi operasyonunu bitirsin. Ondan sonra bakacağız ne yapacağımıza. Ondan sonra da kimler var yayında? Kimler var? Lan TikTok insanları sizi görünce keyfim yerine geliyor. Onları görünce moralim bozuluyor. Ne diyor Marul? Dur bakayım yazayım ona. Dur bakayım yazayım. Ben de özledim sizle beraber, ben de. Ben de özledim. Dur bakayım. Ne yapıyorsun yazmayın arkadaşlar. Küfür ederim bak, ne yapıyorsun yazarsanız. Ne yaptın belli değil mi? Neredeydin Marul?
Tatile gittim kanka. Ne diyor? Dur bakayım. TikTok'un chat'in değişmesi lazım. Bir de hediyeler yok. Ruş çıkıyor, yok kalanlar geliyor. Hepsi ona dönmüş. Şu an sohbet ediyor arkadaşlar. Dur oğlum dur. Şu an gördüğüm kadarıyla sohbet ediyor. Dur yazayım. Dayı kaç yaşında adamsın abi ya? Kaç? Kankam kapatacağım. Tamam. Kapatacakmış, okey. Başlıyoruz arkadaşlar hazırsanız. Buyurun. Buyurun başlayalım. I'm begging, begging you. Evet, vaize istek attım. İlk gördüğüme giriyorum. İlk gördüğüme giriyorum arkadaşlar. Özel hayatımla ilgili kimse bana soru soramaz. Arkadaşlar ilk gördüğüme giriyorum. Evet. Vaiz, selamünaleyküm. Vaaleyküm selam. Selamatun abi. Hoş geldin. Geldin mi Viyana'dan? Tabii abi, ben şu an stüdyodayım. Kendi evimdeyim. Stüdyodasın. Ya yayının ne donuyor. Ne çıkıyor lan? Yayının donuyor senin. Neyi donuyor? 2 saattir çok iyi yapıyorum. Sana girince böyle oldu. Demek ki bir şeyler oldu abi. Bilmiyorum. Kaldırmadı TikTok. Ya arkadaşlar, bu çocuk yine cenabet yayın yapıyor. 2 saattir burada yayınım donmuyordu değil mi? Şu an ona istek attığım için donmadı mı? Bir dakika Vais. Bir saniye. Aşağıdan onay alacağım şu an. Ben donuyor muydum? Donmuyordum değil mi? Bu çocuğa istek attığım için dondu şu anda. Doğru mu? Ya benimle ne alakası var ya? Sen var ya bak. Gayet abdestli, gusüllü bir şekilde yayın yapıyorum. Sen gusül abdesti bilmiyorsun. Sen bu toprakla alınan abdestin adını biliyor musun ne olduğunu? Teyemmüm. Onu da almayı bilmiyorsun. Sen boy abdesti almayı da bilmiyorsun. Sen Viyana'ya kaçak yollarla işçi götürüyorsun. Hepsini anlatacağım. Gidemediğin için kıskanıyor musun? Evet. Ben. Ne bileyim, ben bilmiyorum ya. Oğlum, seni götüreyim istersen haftaya. Oğlum sen de haritada Sırbistan'ın yerini bilmezken ben Sırbistan'da... Benim Sırbistan'da ne işim var? Sırbistan ne yapacağım ben Sırbistan'da? Viyana'da ne işim var? Koca adamlar orada, ben ne yapayım? Orada hepsi bir döver bizi. Çok donuyorsun. Hücresele gir çık. Çizik porno CD gibisin oğlum. Donuyorsun devamlı Vais. Bak böyle gözüküyorsun Vais. Abi böyle gözüküyorsun. Tesadüf abi hoş geldin. Düzelt şişesini önce. Evet 3 katı arkadaşlar. 3 katı. 3 katı. 4 gündür yapmıyorum. Elim ayağım titriyor. 4 gündür yapmıyorum. 25 kişi. 3 katı buyurun. 3 katı buyurun. Yüceleri yavru kurtlar değil. Arkadaşlar böyle umreye sizi götüreceğim. İşte yok öyle yapacağım böyle yapacağım diyen TikTokçulara inanmayın. Yalan söylüyorlar. Umre türü düzenliyorum diye. Öyle bir şey yok. Buradakiler önce Dubai'ye gider. Sakın inanmayın arkadaşlar. Sakın. Evet. 3 katı. Neyimiz varsa salalım. Neyimiz varsa. Armağan olur. Hepsi yalan söylüyor. Bir gün bir tanesi de beni arayıp umreye çağırmadı. Hepsi gece kulübüne çağırdı. Hepsi cinsel birleşime çağırdı. Ben bugün bu noktadaysam diğer yayıncıların yüzünden. Çok iyi biliyorsunuz. Onlar beni düzgün yerlere davet etseler de ona göre davranırdım. 3 katı! Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezer. Şey yazdı, gitmeseydin. Teklifler sana yapılsaydı, dağda Mevlana olmak kolay. Gaddar! Aslandan. Oğlum 3 katı, 3 katı, 3 katı. Reis! O ne oğlum, Cadılar Bayramı hediyesi. Cadılar Bayramı hediyesi atmayın. 3 katı, 3 katı, 3 katı. Üç katı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Reis, Kürşat, Berkan, Berkem teşekkür ederim. Aspirin teşekkür ederim. Arkadaşlar, Taksim Kilisesi'nde yayınımız var gece birden sonra. Hepinizi bekliyorum. Taksim Kilisesi, Peder Dırmak'la yayınımız var inşallah. Hepinizi bekliyorum. Ayinimiz var. Gece birden sonra çıkmayın sakın. Evet. Ayin mi? Kilisede vallahi ne yapılıyor Vais? Sen gittin ha. Ben sana söyleyeyim. Seni ne almışım. Oğlum? Lan bütün dinlere hakim olacaksın. Nasıl hakim? Ayin ne demek abi? Ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun oğlum, sen? Ayin yapıyorlar kilisede hafta sonları. Garip şeyler ya. Ne abi ne işin var senin kilisede? Aman yapıyorum. Girme oralara. Oğlum hiç sen görmedin mi? Ha, sen kiliseye girersen sen çıkamazsın oraya. Amen o. Abone. Görmedin mi onları hiç? Gördük de abi ne işimiz var bizim orada ya? Ulan o Allah'ın dini değil mi? Bozulmuş din o. İnne dine indellal İslam. Tek din İslam dini. Boşver sen o dini. Televizyon mu lan bu? Gelmiş bozulmuş dini savunuyor burada. Oğlum bozulmuş ne demek? Televizyon mu bu? Laptop mu bu? İnsanlar tarafından tahribata uğramış. Tövbe estağfurullah. Hakikaten sen çok cahil bir adamsın ya. Çok cahil bir adamsın ya. Allah'ın cezası. Bozulmuş diyor. İyi yaptıralım düzelsin tanıdık varsa. Arkadaşlar abi yenisi geldi işte daha ona tabi olduk biz. Oğlum araba mı lan bu? Yenisi geliyor. Ya Onur abi konu nereye gidiyor şu an? Evet doğru söylüyorsun. Pusu yapalım arkadaşlar. Pusu mu yapacaksın? Yapsana buradan pusu. Eskiden yapıyordum valla. O eskide kaldı artık. Eskide kaldı. Basın arkadaşlar. Basın çok teşekkür ederim. Ya zayıf buldunuz basın. Doğru bugüne kadar hep yeniyordun beni. Hadi öpüyorum. Vallahi yendiğim günleri hatırlatayım hadi, sana. Hadi bay bay. Yendiğin günleri seni de ana hesap açılsın da artık. Bozulmuş diyor görüyor musunuz? Tövbe estağfurullah. Bütün Hristiyan ailesini şu anda kalkınmaya davet ediyorum. Hep beraber ayaklanın. Ve vaizin hakkında kötü sloganlar atın. Eşcinsel vaiz diye slogan atın hepiniz. Nasıl konuşmalar bunlar ya? Tro nerede Tro? Biri yavru kurtlar değil. Tro nerede? Avcı kurtlar gezer. Oğlum başka yayınlara da gidip yemek yedim mi yazın o zaman. Bak sadece buraya yazmayın. Yemek yedim mi yedim mi yedim mi yedim mi diye. Başka yayınlara da gidip yazın. Tek yiyen ben değilim. Ben yedirenim. Bugün ne yedirdin diye yazın bana. Heh. Ona cevap vereyim istiyorsanız. Bugün kime yedirdin? Bugün ne yedirdin? Onlar okey. Ama bugün ne yedin? Ne yedin? Başka yayınlara gidip sorun ne yedin diye. Devamlı ne yedin, ne yedin, ne yedin, ne yedin ya? Oğlum beni dükkan sahibi gibi düşünün. Lütfen. Evet Hakan'a istek atayım. Bayağıdır yayın yapmıyordum Hakan'la. Tamam sakinleşeceğim şimdi. Yata yata başlarız. Hakan'la yayın yapayım. Biraz sakinleşeyim. Sakinleşeyim biraz. Oh. Ne oluyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Seni çok özledim Hakan. Abi. Abi. Bir dakika. Başkasını alma sakın. Hayır. Ney? Başkasını alma sakın. Yok almayacağım da abi. Bir kardeşimde bir yardımcı olan olacak. BK'yı kabul eder misin? BK'yı kabul et. Tam bir kabul edeceğim müziği da. Müziği kapatın abi ne olur müziği. Ne? Bu müzik sesi ne Hakan? Abi sesini kapat diyor abi. Abi. Hakan balyonda mısın? Yok la evdeyim. Bu müzik sesi ya. Ne böyle ya rakı mı içiyorsunuz? Anladım. Yok Onur yok. Adem'i de alın Adem'i de. Abi teke tek PK yapalım şu an alamayız kimseyi. Tamam. O da başkasını aldı zaten. Tamam. Devam edelim. Gel Hakan bir tane yapalım. Gideceğim makara yapmamız lazım. Gel. Bari şu çocuğa bir yardımcı ya. Olalım. Hakan'la PK hatırmıyor. Hakan'ın beyin gitmiş. Hakan'ın beyin gitmiş arkadaşlar. Gerçekten. Çocuğun %20 beyni kalmış da onu da aldılar. Allah Allah. Ben insanları eğlendirmem lazım oğlum burada. Eğlendirmem lazım ya. Eskisi gibi değil artık TikTok. Allah Allah. Ben niye burada söz geçiremiyorum ona? Niye böyle? Kimi alacağız yayına? 31'deyiz şu anda. Oh sıralama yine karılarla dolu. Maşallah maşallah. Maşallah. Hepsi karı maşallah. Hepsi karı maşallah. Yine karılarla dolu sıralama. Ben anlamıyorum bu ne böyle ya? Bir tane karı almam lazım doğaçlama artık dur. Doğaçlama bir karı almam lazım. Troy'u görmüyorum Troy'u. Troy'u görmüyorum. Troy'u görmüyorum şu anda.
Turo'yu görsem? Oğlum TikTok'a ne olmuş ya? Allah Allah. Bak bak şimdi dur, yakaladığımı engelleyeceğim. Kürşat Taşan, seni engelliyorum şu an hemen. Bir daha izleyemeyeceksin yayını. Dur bir dakika, hemen şunu da yakalıyorum. Dur, hepsini yakalayacağım. Bunu da engelliyorum. Bir dakika dur. Bundan sonra böyle. YouTube'dan sonra böyle arkadaşlar. Private yayın olacak bu. Dur şimdi bunu da engelliyorum. Hayatta bunları demem artık. Hayatta. Bak hemen hepsini engelliyorum. Bunu da engelliyorum. Bak. Of. Bak şimdi daha da ileri gidiyorum. Bekle bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Böyle daha keyifli. Bir dakika. Şimdi. Oğlum buraya ne olmuş? Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız lan bunu? Yorum ayarları. Heh, ekliyorum. Kelime ekliyorum. Bir dakika. Çok güzel. Bunu ekledim şimdi. Bunu da ekledim. Çok güzel. Kuyduklarım size. Bak yemek yedim mi hala yasaklamadım bilerek ama. Onu da yasaklarsam hiç yazamayacaksınız. Oğlum yayın yapacak yayıncı yok. Acil Mef'in geri dönmesi lazım. Marul'un sohbet mi ediyor, ne yapıyor bilmiyorum artık. Hepsinin bir şey yapması lazım. Bu ne oğlum? Bu TikTok'a ne olmuş ya? Ana. Tamam, doğaçlama istek attım. Bir tane hanımefendiye. Hanımefendi gördüm bir tane. Engellediğim kelimeyi yazamıyor. Başka harflerle yazmaya çalışıyor. Koyduğumun. Yazamazsın oğlum, yazamazsın. Uğraşma boşuna. Yuy yazıyor, yuy, yuy. Yok, kimseyi alamıyorum. Doğaçlama istek atacağım. Tamam, doğaçlama istek atıyorum. Yapacak bir şey yok. Engellediğimi yazamıyor. Yuy yazıyor. Tamam, ne olursun. Oğlum bu ne böyle lan? 31 partisi mi? Allah kahretsin ya. Omegle'a çevirdiniz burayı resmen ya. İki tane erkek yatarak yayın yapıyor oğlum. Yok, ben yine bildiğim yere istek atıyorum. Böyle olmaz. Çok kötüleşmiş TikTok. Çok kötüleşmiş. Gökçen'cim TikTok çok kötüleşmiş ben girmediğim günden beri. 4 gündür yokum, inanamıyorum. Az önce iki erkek mastürbasyon yapıyordu benim karşımda. Ayaks adamlar. Sahte sahte şaşırma aa diye ağzındaki şeyle. Gerçekten yapıyorlardı, şaka yapmıyorum. Yan yana yatıyorlardı yatakta. Nasıl ben vermiyor? İşte alt taraf kapalı, ben suratlarından anlıyorum. Ha, Allah. O yüzden canım çok sıkıldı. Allah suratları da böyle birbirlerine değiyordu yanakları. İğrenç. Millet artık bokun çıkardı. Hakikaten ya, yazıklar olsun. Bu TikTok'a ne oldu böyle arkadaşlar? Bakın böyle gitmez. Gerçekten böyle giderse gitmez. Böyle gitmez Kerim, teşekkürler. Kerim bak ya, ama yapacağınız işi lütfen. Ya ama neden, sana ne, teşekkür ederim. Bu mu tıkandı senin biraz? Hayır. Ben üzgünüm bugün ya. Ne oldu? Neden üzgünsün? Öyle üzülesim var bugün. Ne oldu söyle. Şey mi? Özel gün mü? Ne alaka? Üçüncü gün üç mü? Ağrı kesici aldın mı? Sıcak gün yat, sıcak şey. Ya da full yat. İlk iki gün full yat. Ya da ağrı kesici al. Ne alaka? Tamam anladık şu anda. İkinci gün mü? Hayır, gün mü? Değil. Tamam, neye üzüldün üzülemez o zaman? Üzülemez miyim ben normal olarak? Sadece regl olanlar mı üzülüyor? Tamam, neye üzüldün? Söyle, merak ettim neye üzüldüğünü. Üzülesim geldi. Erkek arkadaş mı? Hayır. Mantacılık mı? Hayır. Belli, evet, mantacılık. Olur bu yaşlarda, üzülme. Üzülme. Ben 19 yaşında Tim'i hatırlamıyorum, yemin ederim bak. O kadar zaman geçti. Yaşlandım artık. Bak, yaşadığım şeyi hatırlamıyorum. Daha ne diyeyim sana? 15 sene oldu.
Evet, 22 arkadaşlar. Tane gülümüz var mı? 22 evet, tane gül. Evet arkadaşlar. Gökçe'nin annesinin ismini açıklayacağım eğer yenersek. Buyurun 3 katı. 3 katı buyurun. 3 katı. 36'dayız şu anda. 36'dayız. Kaçız? Sıralamaya bak. İnanamıyorum ya. Sıralamaya bak ya. Evet. 3 katı buyurun. 3 katı. 3 katı. Bugün bütün PK'lar Gökçen'le. 5'te biter. Yayın yapacak kimse yok. Gökçen'le büyük globalimiz var bugün. Tamam burnundakinin çıkartmasına. 5'te biter. Yapacak bir şey yok. 5'te biter. Bas. Eldivenimiz var mı? Var mı eldivenimiz? Eldivenimiz var mı? Benimlesiniz oğlum. Ben ne yaparsam yapayım izleyeceksiniz. Başka çare yok. 8 global yapabilirim. Şimdi eldiven 3 katı. Şimdi. Şimdi. Bak bak tokmaklıyor beni. Tokmaklıyor 7 kişiyle. Bas eldiveni 3 katı. Bas. Aspirin. Ya Zirus neredesiniz Zirus? Evet 20 saniye 15 saniye. Zirus bas 3 katında Zirus bas. Arkadaşlar gördüm gördüm. Gördüm de gördüm. Zirüs teşekkür ederim. 39 olmuş. Maşallah. Aspirin reis sağ ol. Kürşat sağ ol. Aspirin içiyor musun Gökçen? Ya değilim diyorum. Değilim. Aa. Hayır ben destekçinin adı aspirin diye aklıma geldi. Aspirinle renklinin ne alakası var? Ne içiyorlar? Ha sordum sana sadece. Annen ne yapıyor? İyi yayını izliyor. Ha, kaçırır mı? Kaçırır mı? Gelir birazdan arkandan bir şeyler söylemeye. Her yayınımı izliyor benim annem bu arada. Ya hakikaten biraz grip gibisin ama. Burnun böyle biraz dolu gibi. Ağladım ondan. Gerçekten mi? Ne oldu bu kadar? Niye ağladı? Bak erkeklere değer verme. Erkekler her gördüğü güzelte bakar. Her kızdan hoşlanır. Tamam. TikTok'taki keşfeti dans eden karı dolu erkekse eğer ondan adam olmaz. Üzgün şeyler varsa. Ne gibi? TikTok'ta oluyor ya. Onlar da ayak işte. Karılara atmak için üzülüyorum ayağa. Of. Gerçek değil onlar. Çok seçenek var Gökçen anladın mı? Çok seçenek var. Böyle bir kahvaltı, serpme kahvaltı gibi düşün karıları artık. Van kahvaltısı gibi. Kahvaltı mıyız biz? Hayır bizim için de geçerli aynısı yani. Kimse bir yerde sabit durmuyor yani anladın mı? Yani doğru. O yüzden canını sıkmaya gerek yok. Sen sıkmıyorsun o zaman bu konuları canını. Hayır canım ne sıkacağım ya? Sen sıkıyorsun galiba. Ya. Vallahi bu kız aşk acısı çekiyor arkadaşlar. Yazık oldu. Diyorlar ki ifşa etme bizi. Aşk acısı çekiyor bu kız. Biraz kilo vermen lazım ama Gökçen normal. 47 kiloyum ben bu arada. Kaç? 47. O zaman boyun 1.32. Kaç senin boyun? 1.56. Bak. Ah benim canım ya. 47 kilo 1.56 su şişesi gibi kız. Bana yaz özelden ben çözmeye çalışayım. Yapabileceğim bir şey varsa. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. 47 kilo. Çubuk kraker ne yapsın çocuk seni? 47 kilo. 47 oğlum erkek de sevmez ki 47 kilo. Erkek dediğin 60-70 kilo sever. 47 kiloyu ne yapsın erkek? Bir de 1.50. Hemen 115 tane şey oraya tutulmuş hemen. 115 tane destekçi. Aha. Google geldi. Vallahi seni özledim. Platform o kadar aşağılık, o kadar kötü bir halde ki sana ihtiyacım var düşün. Bana ihtiyacım var. Niye ben sana resmine yorum yaptım, sen kalktın sensin dedin? Kendini inkar ettin benim. Konuşmalarımızı burada anlatmayalım lütfen. Arkadaşlar Nuva Özdemir'in şarkısı çıktı. Harika bir şarkı. Evet yorum yapsınlar lütfen. Evet mükemmel bir şarkı. Bütün hastalar, sağlık sorunları olanlar şarkıyı dinleyip kendi sağlıklarına, kendi hayatlarına şükredebilir. Rüya Özdemir Devrim Yılmaz. Bir zamanlar seni çok seviyordum. Neyleyim şarkının adı da. Bütün ben Rüya adına müzikle ilgilenen, müziğe gönül vermiş, darbuka bile çalan kim varsa özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Herkesten özür diliyorum. Ama deniyorlar. Ya tutarsa diye. Önce kafe açtı.
Sonra gitti serum merum o işleri kovaladı. Sağlık kabini, rüya sağlık kabini, oradan yolumu bulurum dedi. Kumar oynattı. Uyuşturucu sattı mekanda şirin evlerde. Şimdi de son olarak şarkı çıkarttırdı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne olur rüyayı hediye atın, böyle şeyler yapmasın artık lütfen. Nasıl bir insan oldun? Bak, sen gömdün mü, çıkardın mı sen? Bak şimdi 600 tane aska geldi. Bak şimdi Zeynep. Ben aska de sen neredesin aska? 4 gündür yayın açmıyorum aska. Rüyanın şarkısına 602 yorum var. Şu an herkes gidip aska yazabilir mi? Aska. Herkes gidip aska yazsın arkadaşlar. Rüya Özdemir, Devrim Yılmaz. Herkes aska yazsın. Herkes. Aska neredesin aska? Aska neredesin? 38 kişi. Şimdi seyret yorumları. Rüya. Seyret. Arkadaşlar seyret. Herkes 600. Rüyanın şarkısına gidip aska yazın. Beğeni yazsın. Öbür şarkı söyledi adam desin ki, o aska nedir lo aska? Aska ne bu? Aska aska yazmışlar aşağıya. Aska ne demek abi? Rüya Özdemir YouTube'da, YouTube'da. Rüya Özdemir aska yazsanız da yalvarırım. Lan siz şu şarkıları çıkartmak yasaklansın. YouTube bir kural getirsin artık da şarkılar yasaklansın ya. Evet, 3 katı. Hazır mıyız? Aska seni çok özledim. Şimdi 3 katı. Bas! Girerse diğer kolpacılara benzemez. Aska burada yazarsa diğer kolpacılara benzemez. Aska girdi mi tam girer. Aska yaz, kalp koy. Arkadaşlar hem sahne senin hem rüyanın şarkısına aska yazın. Hepsine aska yazın gidip hepsine. Adamın niye reklamını bize yaptırıyorsun? Adamın niye reklamını bize yazdırıyorsun? Sen niye aska yazdırıyorsun sen şimdi? Rüya kalp yapsınlar. Rüya çok güzel yazsınlar. Rüya. Ya onur edettendim, onur edettendim ya. Ney? Kaç oldu ya? Oğlum bu ne? Hep aska aska yazmışlar yorumlara. Ya seni Allah kahretmesin ya. Aska niye benim reklamımı yaptırıyorsun? Yılmaz, bu sana yapılan bir komplodur Devrim Yılmaz. Sana yapılan bir komplodur bu. Bu videoyu hemen kaldır, hemen kaldır. Bu sana yapılan bir komplodur. Dur bakayım lan şarkıya nasıl harbiden. Kendimi bırakıp sen de unuttum. Seninle bir ömür hayaller kurdum. Bir şey söyleyeceğim, adamın sesi güzel. Adamın sesi güzel, benimki de güzel. Sen niye bizi gömdün bir sürü? Gerçekten ham gibi, Allah affetsin. Çok kötü senin sesin. Senin var ya, bir sen kaldın. Sen de şarkıcı ol, tam kum ya veren bak, ol. Sen sesin, zaten kum veriyorsun. Senin sesin gerçekten rezalet. Bak dinle bir ya daha. Ya sen niye beni rezil ettin sen bir sürü insan ya, içinde? Sen benim alamat ettin sen ortalığa. Tek dostum sen de beni ortalığa rezil ettin. Bütün yorumlar aska aska yazıyor. Bu nasıl iştir sen milletin reklamını yaptırdın bizim sayfamıza? Bir dakika hiç konuşma. Sessiz, sıfır sessizlikle. Ulan aska senin, Allah belanı vermesin ya. Aska senin. Ne?
Hiçbir ses çıkarma. Biraz senin söylediğin kısmı çalmak istiyorum. Aşağıdaki yorumlara beraber bakalım. Kötü yorum yapmayın genç. Eğer birisi, bakın arkadaşlar, dürüstçe işkence yazdı biri. Tamam. Dürüstçe yazmayan herkes alçaktır. Sakın konuşma bak. Rüyanın söylediği kısmı açıyorum, Rüyanın. Bakın. Dur. Bir zamanlar seni çok seviyordum. Bu aşk, bu sevdayı hep senle buldum. Kendimi bırakıp sen de unuttum. Çok güzelim. Hayaller kurdum. Yaz. Bak senin chat'in hepsi çok güzel, çok güzel, çok güzel yazmış. Niye gülüyorsunuz? Onur'un chat'i sizi var ya, hepinizi tenlim ha. Ya çok güzel şarkı, çok güzel. Çok güzel. Bak, ben öncelikle Gökçe Özgül'den özür diliyorum. Mef'ten özür diliyorum. Alex Van'dan özür diliyorum. Biri yazmış ki kapı gıcırtısı bile daha iyi. Gerçekten Ajdar'dan özür diliyorum. Hepsinden özür diliyorum. Ya gerçekten. sen chat'in de aynı ya. Senin gibi. Yemin ediyorum kendi chat'i aynı kendisi sen, gibi. Sen müziğin katilisin, notaların katilisin. Sensin katil oğlum. İlk şarkım. Sen ne bizi rezil ettin, malamat ettin. İnşallah son şarkın olur. Zaten son şarkım. Bir kere yaptım, bir daha yok. Sen ne bizi rezil ediyorsun sakın, sen millete? Sakın. İndi yazmışlar. Oğlum sizin var ya, inen yerlerinize tenmin, yemin ediyorum ya. Arkadaşlar herkes Rüya'nın şarkısının altına Aska Onur'a hediye attı yazsın. Mahvedeceğim bunu, mahvedeceğim. Aska Onur'a hediye at. Aska tebrikler. Bravo Aska falan yazın. Adam çıldırsın ne olur. Lütfen ne olursunuz. Yemek yedin mi yazın gidip, yemek yedin mi? Sen bu topluma böyle bir şarkı yapıp eziyet edersen bedelini ödetirim. Sen bu topluma böyle bir şey yapamazsın. Bunun bir bedeli olacak. Herkes istediğini yazsın oraya gidip. Herkes oraya Aska yazsın. Bu insanların kulakları var. Bu insanların müzik zevkleri var. Sen insanlara böyle bir kötülük yapamazsın. Evet. 3 kat arkadaşlar. Gidin oraya Aska yazın. Aska kalp onur yazın. Buradan bakacağım. Rüya Özdemir. YouTube'da. Bir de 300 bin falan yazıyor. Tansiyonum düştü ya. Vallahi tansiyonum düştü. İzlenme basmışlar büyük ihtimal. Hayır diyor bak, bir de hayır diyor, utanma. Daha da kötü. Of, adamın sesi güzel bu arada. Adamın sesi güzel. Adamın sesi güzel. Rüya keşke klipte oynasaydı ya. Keşke sahilde yürüselerdi adamla sadece. 3 katı şimdi. 3 katı, 3 katı. Arkadaşlar Aska yazın, kalp koyun. Rüyanın şarkısından sonra UFO yakacağım burada. O kadar üşüdüm bak, yemin ederim. UFO bir de hediye atıyor bak utanmadan, bak karşıma. Bak karşıma hediye atıyor UFO utanmadan, bak at lan. Oğlum o kadar rahatım ki şu an ben. O kadar rahatım. At. At. At at. Eldiven atın, eldiven. Eldiven atın ha. Rüyanın hediyesi gelmiş. Aska rüyayı atıyor lan, rüyanın hediyesi gelmiş, gördünüz mü? Abi pusu yemeyelim. Pusu yersek var ya, bu kız bir şarkı daha çıkarır. Yemin ederim mahvoluruz bak. Bir şarkı daha çıkarır pusu yersek.
Vallahi bir şarkı daha çıkarır bak. Atıyor abi. Abi geldiler abi. Lan adam tek başına savaşıyor lan. Allah kahretsin. 3 saniye. Adam tek başına savaştı. Allah kahretsin. 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 Allah kahretsin. Puh Allah kahretmesin. Puh. Allah kahretsin. Silin yorumları, silin arkadaşlar gidip. Gidip yorumları silin. Herkes yorumları silsin. Allah kahretsin. Aska çok teşekkür ederim. Aska. Gidip yorumları silin. Ne var lan? Ooo Aska sana. Fatih Paris attı. Mutlulukla Fatih Paris attı. Beni kutladı şarkından dolayı. Yazmış ki Rüya sen ne güzel sesin var. Bir tane daha şarkı çıkar yazmış. Yazıklar olsun Fatih Paris sana. İş makinen bozulsun Fatih Paris. Şşt, iş makinesine laf etme, onun sayesinde ekmek yiyorum ben burada. İş makinesi sayesinde ekmek yiyorum ben burada. Sus makinama laf etme. Aska ne oldu? Arkadaşlar full yorum yapın buraya. Aska. Full yorum yapın. Kime ne konuşuyor bak. Full yorum yapın buraya. Yorum yapın arkadaşlar. Kaç olmuş yorum? Yorum sayını gördün mü Rüya? Gördüm bakıyorum. Ama Aska yazdırma. Gençler gidin deyin ki Rüya çok güzel söyledi. Herkes Aska yazsın herkes. Sadece Aska yazın arkadaşlar. Devrim Yılmaz'la araları bozulana kadar... Bunların ikisinin arası bozulana kadar Aska yazın buraya. Bunun ne olduğunu anlayamayana kadar. Heh. Fatih Paris yazıklar olsun Fatih abi sana. İş makinanı kınıyorum senin buradan. Hayır, ya Rüya'nın mutluluğu. Ya Rüya'yı iş makinasına değiştiren. Ya siz var ya cansınız ya. Vallahi. Rüya. Ne? Rüya. Neden böyle bir şarkı yaptığını bana açıklar mısın? Çok merak ediyorum. Torunlarım olunca torunlarıma dinleteceğim oğlum. Torunlar utanmayacak mı senden o zaman? Yo diyecekler ne kadar güzel bir anneannem var, babaannem var diyecekler. Diyecekler. Kulüpten sonra. İlkim oğlum o benim. İkincisi de geliyor Onur. Gerçekten mi? Doğru mu söylüyorsun, şaka mı yapıyorsun? Ona göre arayacak mı bana ne yine yanında? Yapma yapma, kimse yaramadı. Doğru arayacağım Bakırköy yine. Yo ben arıyorum, bu gerçekten söylüyor arkadaşlar. Hayır hayır. Ben Rüya'yı yıllardır tanıyorum. Dostlarımın benim üzerinde emeği var. Rüya da benim arkadaşım. Ben bu kadar, yani bu kadarı çok fazla arkadaşlar. Ben Bakırköy Akıl Hastanesi'ni arıyorum şu anda. Başka çare yok. Böyle bir... Bakırköy Rüzesi'nin Hastalıkları Hastanesi'ne hoş geldiniz. Bu normal değil. Muayene randevularınızı alo 182'yi arayarak ya da www.hastanerandevu.gov.tr internet... Bu hiç normal değil. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız. Operatör yardım. Evet. Merhaba. İyi günler. Ses kaydı bırakma tuşuna bastım şu anda. Benim bir arkadaşım var. Kendisi 6 tane farklı meslek grubunda ayrı ayrı iş yapıyor. Akıl hastası olduğunu düşünüyoruz. Hem kafesi var hem şarkı çıkarıyor. Kimse buna şarkı çıkar demedi halde. Niye çıkarıyorsun diyoruz. Torunlarım izleyecek. Daha 35 yaşında karı torunu olmamış. Kocası yok torunum olsun diyor. Abuk subuk hareketler. İşte durduk yerde insanlara serum takma, merum takma. Böyle tıbbi hareketler. Rüya ismi, Şirin Evler'de kafesi var. Alabiliyorsak ekip yollayabiliyorsak ekip yollayalım. Alamıyorsak biz gönderelim. Bununla alakalı geri dönüş sağlarsanız bekliyorum lütfen. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet. Tamam Rüya, ben söyledim şimdi. Tabii. Sen gerçek aradın mı sen, milleti bizim başımıza üşüştüreceksin sen. Senin mekandan alacaklar seni bugün ya da yarın. Evet. Sen gerçekten ses attın, ne yaptın sen? Ya arkadaşlar üç katı adam tek başına savaşıyor bak ha. Adam tek başına savaşıyor, eldiven atın. Bir eldiven atın üç katında. Ya derdimize derman ya katlimize ferman. Buyursun gelsinler bakalım. Üç katı eldiven hazırsak şimdi. Onlar daha atamaz. Onlar daha hiçbir şey atamaz. Onlar daha hiçbir şey atamaz. Bak söylüyorum. Arkadaşlar, arkadaşlık ilişkilerinizi dürüst kurmanız lazım.
dostça kurmanız lazım. Gerçek dostlar gerçekleri söyler. Tokma at, tokma at, tokma at. Allah Allah. Reis teşekkür ederim. Sanatçı olarak ben mi bir yerde yanlış yapıyorum ya? Müzik olarak acaba doğru mu? Güzel mi söylüyor acaba? Cennet Mahallesi pembe kılıklı ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben yanlış yapıyorum bir yerde demek ki ama. Evet son bir dakika. Eldiven varsa attın. Son bir dakika. Son bir dakika. Ben de böyle bir şarkı çıkaracağım. Neyden gittin oraya? Gelmez olaydım. Öyle bir şarkı çıkaracağım ben de. Evet. 50 saniye. 50 saniye bas. 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 Onur sağlık kabini bas. Bas Allah kahretsin bas. Bizim sağlık kabinine girmeye kalmadı zaten. Bas. Bas 35 saniye Abdüley. Eldiven varsa atın. Eldiven varsa atın. Aska da artık devam edemedi bu şartlar altında. Bu müziğe karşı da artık adam duruş gösterdi resmen. 20 saniye 20. Hadi lan bir pusu, hadi lan bir pusu. Lan bir pusu lan. Hiçbir şekilde onları atamasın diye. Öyle bir pusu attı ki hiçbir şekilde hareketsiz bıraktı onları, hareketsiz. Bu da Aska'nın iş makinesi. Arkadaşlar gidin 1200 kere daha Aska bastı yazın Rüya'nın şarkısının altına. Aska bastı. Aska bütün o müzik şirketi, film şirketi birbirine girsin. Aska ne? Aska ne demek? Bunlar Illuminati mi? Bunlar tarikat mı? Birbirine sokun hepsini. Babi Bil. Oh eldiven aldık. Reis Babi Bil. Aspirin teşekkür ederim. Oh. Ya bu çocuk bizi rezil etti. Yemin ediyorum ya. Sen nasıl rezil bir insansın? Şarkıyla rezil olmadın da sen, ben rezil ettim seni. Ben rezil değilim. Ben ne güzel şarkı çıkarmışım. Sen bizi rezil ettin. Sen rezil ettin bizi. Sen torunlarıma sen beni rezil ettin. Torunları seni reddedecek bunu izleyip. Hayır diyecekler ki babaanneme, anneanneme bak ne kadar güzel şarkı söylemiş diyecekler. Bu benim anneannem ben... değil ya akraba evliliği izleyecekler asıl. Hiç de bilene. Ya Rüya İş Makinası'na Yogos teşekkür ediyorum ya İskender amca oğlum. Bay bay. Bay bay. Aska. Pusu dediğim böyle atılır. Pusu dediğim böyle atılır. Kalkmış askıya böyle böyle yapıyor. Al sana böyle böyle işte şimdi. Neyi kaybettik lan? Neyi kaybettik? Evet kaybettik. Kulağımızın sağlığını kaybettik. TikTok fenomenleri. Ruh hastaları. Burada birazcık izleniyorsunuz, birazcık tanınıyorsunuz ki çok az. Birçoğunuzu sadece kuzenleriniz tanıyor. Burada 5 tane ünlü insan var. Toplasan. Hepiniz şarkı çıkarıyorsunuz ama hasta mısınız lan siz? Öbür tarafta
Nasıl bunlara hesap vereceksiniz? Öbür tarafta insanlar haklarını helal etmeyecek sizlere. Nasıl hesap vereceksiniz öbür tarafta bu şarkılar yüzünden? Şarkılara bak. Ayıptır ya, bu kul hakkıdır bu şarkılar ya. Bu şarkılar kul hakkıdır oğlum. Oh ne güzel, hepimiz şarkı. Ben de çıkarayım o zaman şarkı istediğim zaman. Yazıklar olsun ya Babibil. Çok teşekkür ederim. 14 dakikamız var. Oh elim ayağım titredi ya. Herkes o zaman şarkı çıkarsın. Ne güzel. Ben de şarkı çıkarayım. O da şarkı çıkarsın. Öbürü de şarkı çıkarsın. Öteki de şarkı çıkarsın. Şu karıyı alayım bakayım. Tamam girdim PK'ya. Tamam PK yazmayın. Ya PK. Ama attım işte birine. Bulmaya çalışıyorum birini işte şimdi. Troy'u göremiyorum nedense. Oh. Sinirim asabım oynadı ya. Gerçekten sinirim oynadı. Rüyaya bak. Harbiden şarkı çıkarmış ya. Ben makara yapıyor sandım. Gerçekten şarkı çıkarmış. Ama Allah'tan o farkında yani. Anneannem, ileride anneanne olursam diyor yani. Değer 29 yaş. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hani ileride diyor. İnşallah öyledir gerçekten. Eğer ciddi ciddi bunu bir albüm çalışması falan gibi görüyorsa çok üzülürüm. Çok üzülürüm yani. Sonuçta bir paylaşımımız var burada. Bunlar arkadaşlarımız. Yazık günah insanlara. Ben her türlü doktor, sağlık konusu olduğu zaman arkadaşlar, arkadaşlarım yanında olurum. Bu beyinsel de şizofreni de olsa. Bize yakışan budur. Olması gereken budur. Evet, alamıyorum ya bunları. Niye alamıyorum lan? Ya bunlar... Dur, birini bulacağım şimdi. I'm begging, begging you. Lan şu mavi tikli çok izlenen var bir tane. Ona istek attım. Pornocuya benziyor, pornocuya. O da reddetti beni ya. Koydum onu bak. Şey var ya bir tane yabancı yayıncı. Jordi'ye benzeyen. Onu da alamadım. Allah kahretsin. Tamam şurada bir tane kız var. Doğaçlama, ona istek attım. Freddy'yi de görmüyorum. Doğaçlama istek attım. Doğaçlama. Sıralamayı korumamız lazım. Sıralamayı. Sizi hatırladım Beynin Hanım. Daha önce yapmıştık. Kaşlarınızdan hatırladım merhaba, sizi. Merhaba Onur Bey. Nasılsınız? Merhaba. İş görüşmesi. Evet, iş görüşmesi. Yapıyor musunuz? Ama bunu konuşmuştuk lütfen. Ama ben hatırlayamıyorum, yaşlandım artık. Bir de çok sık görüşme yapıyorum o yüzden. Anladım. Ben sadece güvendiğim yerlerde ve tanıdık semtlerde iş görüşmesi yapıyorum. Burnunuz mu kaşındı? Yok. Çok şıksınız. Neden bu kadar süslendiniz? Teşekkür ederim. Yayın için. Maşallah. Dubai çikolatası yedim geçen gün. Çok kalorili. Yediniz mi hiç? Yemedim. O da esmer sizin gibi. İçi böyle yeşil fıstıklı. Çok ağır olduğunu söylüyorlar. Ağır. Yani sabaha kadar affedersiniz. Dikine zombi gibi ya. Kumanda gibi gezdim kumanda. Uzaktan kumanda gibi. Çok özür dilerim ama ben yani denemek için yemiştim. Hayır denemek için yedim. Affedersiniz yani etkisi varmış bünyede, insanın bünyesinde etkisi varmış. Bünyeye göre değişiyor olabilir mi? Ne olabilir mi? Bünyeye göre de değişiyor olabilir mi? Bünyeye göre değişir de şimdi bakın söylüyorum. Sen de yesen kudurursun. Antep fıstığı, çikolata, kakao, işte abuk subuk içinde böyle bademler, cevizler. Normal bir şey değil yani. Hartut yedim bir de. Tabii enerji veriyor. Sen 28 yaşında değil misin? Evet. Bak nasıl hatırladım. Hatırladın mı? Ya babamın yaşını bilmiyorum şu an ama bak Benno'nun yaşını hatırladım. Harbiden. Bak gördünüz mü? 28 yaşında. Ve... Ne zaman gördüm onu hatırlamıyorum bile ama yaşını buraya yazmışım. Neden arkadaşlar? Çünkü ne olacak? İki gün önceydi. Ne? İki gün önceydi. Dört ya bu kadar yaşlanmış ya. Olamazsın. Hayır dört gündür ya. Yapmıyorum Beynir Hanım, yalan söylemeyin. Ne yapmıyorsun? Dört gündür yayın açmıyorum ben.
İki gün önceydi ama. Bir önce değil, sen beni unutamazsın. Yayın geçmişime, yayın geçmişine bir bakmam lazım. Evet arkadaşlar, 3 katı buyurun. 3 katı. Neden böyle arkadaşlar? Neden böyle? Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz bu hayatta, anladınız mı? Hiçbir, her zaman B planı, C planı, D planı, E'ye kadar planınız olması lazım. Ne zaman, nerede, kimle Dubai çikolatası yiyeceğim belli olmaz. Herkesle aranı iyi tutman lazım. Baksana Esmer el bombası gibi, Karabiberim klibindeki karı gibi. Bunun göbeğinden peynir yiyeceksin ekmekle. Evet, 3 kat arkadaşlar. Evet, Halil Bey sağ olun, Halil Bey sağ olun. Evet, 3 katı, 3 katı. 3 katı, aspirini mi ver, aspirin? Oh, bir de eldiven, bir de eldiven. Ya Bobby Win, Bobby Win. Halil Tarlak, teşekkür ederim. Halil Tarlak hakem değil miydi lan daha önce? Bobby Win sağ ol. Vallahi Bekir Hanım bana uğurlu geldi. Bekir Hanım, ben size Dubai çikolatası yedirmek istiyorum. Bana uğurlu geldiniz. Ben yemek istemiyorum bu söylem. Vallahi bir kere yiyelim bak, hep siz isteyeceksiniz. Yok. Vallahi hep siz isteyeceksiniz yemek vallahi ondan sonra. Vallahi hiç merak etmiyorum tadını şu an. Aska çok teşekkürler. Nasıl merak etmiyorsunuz ya? Hiç merak etmiyorum. Bak kim yediyse bu platformda Dubai çikolatasını... Hep bir daha bütün yemek merakım gitti biliyor musun sayende. Ama çok ayıp ediyorsunuz şu ama anda. Ama öyle iştahlı anlattın ki gitti yani. Yemiş kadar oldum. Abi bil aspirin, Halil Tarlak, Aska sağ olun reis. Yani sen böyle merak uyandırmasını istiyorsun. Çok böyle detay yemesini istemiyorsun anladım. Yani bunu zaten. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama ambalajındaki gibi değil. Ben yine de bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Dışarıdan baktın şimdi bir insana bakıyorsun 1.90. Bir çıkarıyor çikolatasını, hiç 1.90 gibi değil çikolatası onun. Anladın mı? Ama bir başkasına bakıyorsun, bundaki çikolata bu neymiş ya, of. Bu nasıl bir çikolata lan diyor herkes. Ummadık taş baş yarar. Evet. Onu yarıyor ondan sonra o baş. Çok işe yarıyor. Ben 5 yıldır Allah aşkına olsun hep yaradı işime, çok şükür. Allah'ın bir lütfu bana bu Dubai çikolatası. Beni ben yapan şey, çok şükürler olsun gerçekten. Ama ispat edemiyorsun bunu, anladın mı? Fotoğraf paylaşamıyorsun sonuçta. Berna Hanım. Siz nerede oturuyordunuz? Ben Beylikdüzü'ndeyim. Of, bu Beylikdüzü de öyle bir yer oldu ki artık. Gerçekten kaynıyor yani. Ne çok kaynıyor? Af buyur. İnsan kaynıyor, insan. İnsan kaynıyor. Yani eskiden orada kırmızı taksiler vardı. Yalan mı? Bir kere gittim. Niye kaldırdılar onu da bilmiyoruz da. Şimdi çok yoğunlaştı yani. Sever misin kırmızı? Gidiyor musun? Değil mi? Sen bilirsin. Kapı yazıyorlar. Gidiyorum. Bir dakika, aşağıya okuyorum. Son 5 dakikamız, bir tane daha yapabiliriz. Olur. İki fark etmez. İki yapabilir miyiz? Niye bugün çok enerjiksiniz Onur Bey. Ne? Ne dedin? Bugün çok enerjiksiniz diyorum maşallah. Ben ilk altı gülüyorsun ben erotik şaka yapmışım gibi. Gerçekten çok fesatsın. İkinci peygamber kastediyorum. Lütfen ben bir şey mi ima ettim? Senin erkek arkadaşın yok. Senin özel hayatında şu anda kimse yok, doğru mu? Evet. Devamlı buranı kaşıma, bıyığım var zannedecekler. Yok. Erkek arkadaşın yok ama şu anda duygusal boşluğum var. Yani? Duygusal boşluğunun doldurulması gerekiyor acil. Yani? Tamam, doğru mu diyorum sana? Doğru. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? İnsan sarrafı olmuş ya, yemin ederim. Peki bir erkekle benim hanım sizi etkileyen duygusal boşluklarınızı mesela hangi erkek doldurabilir? Ne yaparsa doldurabilir. Ben mesela sizi nasıl doldurabilirim? Ben mesela onlardan biri olsam. Duygusal boşluğunuzu. Soruyorum yani. Ay çok detaylı bir şey soru ya. Ne olsun, detayı vaktim var benim daha 3 günde. Yok.
Merak ediyorum. Bir numaralı özellik mesela bir. Şey diyormuşum yani. Şimdi mafya olacak falan. Mafya olamam ben. Burada mafyalar var. Çok mafya var burada. Bana sıra gelmez. Çok mafya var. Doğru. Doğru. Öyle erkekleri seviyor musun? Hoş geldin bir tane. Öyle erkekleri seviyor değil mi mafyatik erkekleri? Yok ya. Yani ağır olsun ama. Ağır. Ama mafya olmasın tabii ki. Kim kime mafyalık yapıyor? Anladım. Kendi evinde ağır olsun. Kendi evinde mafya yani. Mutfakta mafya. Tamam onlar evet. Var burada. Mutfak mafyası çok burada. Onlar olur. Tamam arkadaşlar artık konseptimi değiştiriyorum. Madem kızlar da bunu istiyor. Mutfak mafyasıyım ben de. Yemek yerken ters düz konuşacağım. Silah göstereceğim. Kola içeceğim. Pilav yiyeceğim. Bundan sonra ben de mutfak mafyasıyım. Evet. Cezalı yapıyoruz Belin Hanım. 3 katı. Ama hiç adil değil. Tamam göreceğiz artık. Hiç adil değil. Siz de hayata bir sıfır önde başladınız. Evet. Buyurun arkadaşlar 3 katı. 3 katı buyurun. Son 3 dakika. Son 3 dakika.